Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün Sayın Derya Yanık, Sayın Bakanımız bir açıklamada bulundu. Anadolu Ajansı'na vermiş olduğu bir röportajda arkadaşlar doğal gaz yardımı yapılacak. Peki bu nasıl yapılacak? Kimler faydalanacak? Nasıl olacak? Bununla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız, nasıl başvuru yapılması gerektiğini öğrenmek istiyorsanız bu videonun açıklama kısmında bir link bıraktım arkadaşlar. O linke tıklayın. En altta da yine başvuru ekranı var. Başvuruya tıklayarak bu başvurunuzu yapabilirsiniz. Kimler faydalanabilecek? Gerçekten ihtiyaç sahibi aileler bundan faydalanabilecek arkadaşlar. Bunun haricinde birçok destek paketleri çıkıyor biliyorsunuz. Yani pandemi faz 1 çıktı, pandemi faz 2, faz 3 çıktı. Diğer bunun öncesinde pandemiden dolayı temel ihtiyaç destek kredileri çıktı. Buna benzer tarzda birçok destekler çıktı. Ben daha önce de söylemiştim. Birçok destek paketlerinin geleceğini inanıyordum. İnanıyorum ve şimdi yavaş yavaş dediklerim doğru çıkıyor. Ben bu konuda bu gibi destekleri çıkartan devletimizden Allah razı olsun diyorum. Ve Sayın Bakanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Belli bir bu yardımı, doğalgaz yardımı özellikle çok önemli. Ciddi anlamda, çünkü şu anda doğalgazlara zam var. Ama bununla ilgili bir yardım yapılacak. Gerçek ihtiyaç sahipleri bu yardımlardan faydalanabilecek inşallah. Şimdi yapmanız gereken, bu videonun açıklama kısmında link var arkadaşlar. O linke tıklayın, açıklamayı okuyun. En altta da başvuru linki var. O linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Şimdi Sayın Bakanımız Derya Yanık'ın konuşmalarını da şimdi dinleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bakanlığımız biliyorsunuz 21 Nisan 2021 itibariyle Çalışma Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ikiye bölündü. Dolayısıyla aslında bir yılı değil ama bir 8 ayı birlikte değerlendirmiş olacağız. Öncesi iki bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir arada olduğu bir dönem var ve öncesi var. Malum 2018'den itibaren. Dolayısıyla bu 8 ayı değerlendirdiğimizde evet, doğrusu tam pandeminin yoğun zamanlarından birisinde başladık. Tam kapanma süreci ile başladık ve sonrasında devam eden bir süreç. Şükürler olsun, sosyal hizmetler anlamında da pandemi sürecini, sağlık hizmetleri, sağlık desteği anlamında da ülkemiz pandemi sürecini çok iyi yönetti. Bir defa bunu teslim etmemiz lazım. Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması, hem işte kısa ekonomik anlamda çalışan kesimin özellikle ve işveren kesiminde dolaylı olarak desteklenmesiyle beraber çok önemli bir süreç geçirdik. Bizim açımızdan sosyal hizmetler kısmı bakımından 3 temel başlık var biliyorsunuz. Engelli, yaşlı ve çocuklarımız. Onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hizmetlerimizin devam etmesi söz konusu. Biliyorsunuz kömür ısınma gideri ki önümüzdeki süreçte inşallah onu doğalgaz desteğiyle de, sadece kömür ısınma materyali olarak kömür değil, doğalgaz desteği de sağlamış olacağız vatandaşlarımıza. 1.8 milyarlık yakacak yardım. Evet, yeni bir başlık olacak. Önümüzdeki süreçte inşallah onun hazırlıkları hemen hemen bitti. Enerji Bakanlığımızda, bakanlığımız arasında yapılan çalışmada. Çünkü bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil, doğalgaz altyapısında söz konusu olduğu ama ihtiyaçlı hanelerin olduğu yerler var. Oralarda da hem çevreye katkısı açısından hem daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğalgaza vereceğiz. İşler nasıl başvuracaklar Sayın Bakanım? Bu
Bakanlığa mı başvuracaklar, yerel yönetimlere mi başvuracaklar bundan faydalanmak Doğrudan doğruya bakanlığımıza sosyal yardım dayanışma vakıflarımıza da başvurabilirler. Zaten biliyorsunuz artık bizim bütün sosyal yardım desteklerimiz için E-Devlet üzerinden başvuru mümkün. Müzik